Ben Halil. İsmim dışında yazılı bir belgem yok. Sadece günlük sohbetlerde anlattığım şeylerden kameralara karşı konuşmaya karar verdim. Belki kendime benzer ya da beni anlayabilecek birini bulurum umuduyla da olabilir. Sadece bir şeyler yapmak için de olabilir. Bilmiyorum. Evet, YouTuber'lık akımından etkilenerek böyle bir video çekiyorum. Ki bugünün konusu da tam olarak bu. Etkilenme ve özgür irade. İnsan davranışlarını çözmeye çalışıyorum. Belki yakınlarım bilir. O tüm yaşadıklarımız, karar vermelerimiz. Bilemiyorum. Bu arada ufak bir anekdot. Felsefe bilmiyorum. Felsefe bilmiyorum. Fark etmişsinizdir ki ana konuda zaten bilmiyorum üzerine. Etkiler üzerine konuşacak olursak bizim tamamımızın şeklinden düşündüğümüz şeylere kadar her şeyin bir etki ürünü olduğunu düşünüyorum. Nelerden etkileniyoruz? Bir ilk akla gelen şeyler var. Aile, eğitim, doğduğumuz yer. Bir de daha derinlemesine ve detaylı düşününce akla gelen şeyler var. Mesela 1400'lü yıllarda bir kralın yaptığı evlilik şu anda senin pizza mı yoksa kebap mı yiyeceğini karar vermeni etki ediyor. Bu çok ahlaki bir karar değil ama peki Ahlaki kararlarımız. ahlaki görünen kararlarımız bunda da görüyoruz ki çok büyük bir etki var. Peki bu kararlarımızda etkiler bu kadar büyük rol oynuyorsa özgür bir iradeden Söz söz edilebilir edilebilir mi? mi? Birçoklarınız karşı çıkacaktır ama özgür irademizin asla olmadığını düşünüyorum. Çünkü alacağımız tüm kararlar, yaptığımız, yaşayacağımız tüm şeyler bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz zamanların etkisiyle gerçekleşen şeyler. O zaman bu kararlarımızın sorumluluğunu ne kadar alabiliriz? Karar bizde gibi gözükebilir. Ya da şunu öne sürebilirsiniz. Aynı evde yetişen dört çocuktan dördü de aynı mı oluyor tarzında. Ama söylediğim gibi tek etkileyen şey aile değil. Tek etkileyen şey çevre de değil. İki insan aynı evde de büyüse, aynı şehirde de
gördüğü şeyler, yaşadığı şeyler yine de farklıdır. Bir de aynı olaylar insanlar üzerinde farklı etkiler bırakabilir. Bunun nedeni de o olaydan önceki tepkiler karmaşası diyebiliriz. Bilmiyorum. Bugünlük bu kadar. Yine hiçbir şeyi bilemediğimiz başka bir günde görüşmek üzere.